Kafama takılanlarda bu hafta internet bağlantılarımızdaki taahhüdü konuşmak istedim. Cem Bey'den rica ettim. O da kendisi bizi TürkNet'in İstanbul'daki genel merkezine davet etti. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nasılsınız bu arada? İyiyim, çok iyiyim, çok teşekkürler. Biz de gayet iyiyiz. Ben Cem Bey, bu hafta, daha sonra bu ay şunu konuşmak istiyorum biraz. Son zamanlarda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik nedenler yüzünden takipçilerimizin birçoğunun işte sosyal medyada yaptığı yorumlarda taahhütün, eskiden çok nefret ettikleri taahhütün artık kendilerini fiyat avantajı olarak koruduğunu düşündüklerini hissediyorum. Şimdi Türkiye'de taahhütsüz internet dediğimiz zaman akla gelen şirket de sizsiniz, TürkNet. Ben de taahhütsüz internetin aboneleri için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu geldiğimiz ekonomik konjonktürde siz nasıl bakıyorsunuz buna? Taahhüdün abonenin menfaatine çalışması, yani fiyat sabitliğinin çalışması doğru bir yaklaşım mı sizce? Tabii çok önemli bir konu. Biz perspektif olarak internetin sonuna kadar özgür bir şekilde en yüksek performanstan ve gerçekten herkesin makul bir ücret karşılığında sonuna kadar kullanabileceği bir interneti hem yaratmak, sunmak hem de kendilerimiz müşteri olarak bundan faydalanmak için yaptık ve dolayısıyla bu değerlere çok inanıyoruz. Yani yalın olması, anlaşılır olması, en yüksek hızlar olması, dijital olması, bu arada dijital dünyada yaşıyoruz artık ve tamamen bir özgür bir dünya yaratmak. Ve bu özgürlük de tabii müşteriyle şirket arasında çok farklı bir ilişki seviyesini itiyor. Bir taahhütlü yapılara girdiğinizde artık o taahhüt seremonisinden sonra taahhüt süresi boyunca aslında bir asimetri doğuyor. Asıl artık tüketici, müşteri 2 yıl boyunca hiç başka bir yere bakamıyor, hiç başka bir şey yapamıyor ve şartları da iyileşmeden artık razı olduğu, o güne kadar müzakere ettiği şartlardan 2 yıl boyunca bunlara katlanmak veya bunlarla yaşamak zorunda. Şimdi genel olarak bütün dünyada sevilmeyen bir durum ve ülkemizde de tabii işte cayma bedelleri, işte taşıdım ama orada altyapı yoktu, bunun kavgası verdim. İptal etmek için saatlerce telefonda uğraştım, ettim. Oraya gittiler, buraya gittiler vesaire gibi hikayesi çok. Hani şehir efsanesine dönmüş. Bir de bunda insanın hayatını yıpratıyordu bu süreçte. Tabii insan çok yorucu. Hani saatlerce telefonda kavga ediyorsunuz, bir daha anlatıyorsunuz. Fakat dediğiniz gibi enflasyon döneminde ters taraftan acaba burada hani bu sabit fiyattan dolayı aslında bir artısı var mı yok mu diye tartışmalar başladı doğal olarak. Şimdi burada benzetmeyle ve biraz felsefi düşüncelerimi nacizane aktarmak istiyorum. En de sonunda toplumda her görüş meşru, farklı perspektifte var. Burada sadece büyük resimden bakarken dikkat edilmesi ve kendi düşüncelerimde önemli olan birkaç unsura değinmek istiyorum. Bir defa taahhütlü yapı sizi çok ciddi bağlıyor 2 yıl boyunca. Dolayısıyla aslında ay ay alınan bir hizmet de 2 yıl bir alım yaptığınızda çok ciddi araştırıp sözleşmeler, şartlar vesaire araştırmazsanız siz 6 ay sonra ya keşke onu isteseydim, keşke ona dikkat etseydim, onu hiç düşünmemiştim gibi tuzakları ve sıkıntıları düşme şeyiniz var. Dolayısıyla bir defa abone olma olayını çok daha böyle ciddi hale getiriyor. Ve o anda çok daha sektöre hakim, bilgili, yıllardır hatta 10 yıllardır bu hizmeti veren bir firmanın bilgi birikimi, detay birikimi, kendi yazdığı sözleşmelere karşı siz birey olarak bir müzakere içine giriyorsunuz. Çok dikkatli olmazsanız, çok bilgili değilseniz, sizin işte 6 ay, 9 ay, 12 ay sonra olabilecekleri baştan düşünmezseniz, siz orada gol yiyebilirsiniz. Karşı tarafın binlerce, on binlerce çalışanı var. Onlar gece gündüz bunu düşünüyorlar. Sözleşme maddelerini boşuna o kadar sayfalarca yazmamışlardır. Yani sonunda siz ciddi, zorlu bir savaşa giriyorsunuz anda ve tek başına giriyorsunuz. Genel olarak sektörde TürkNet'liler olarak beğenmediğiniz bir taraf çok gayri şeffaf bir dünya. Yani bir şekilde web siteye bakıyorsunuz, bir sürü kampanya fiyat görüyorsunuz. Hatta o kadar çok görüyorsunuz ki sonuncusunu okuduğunuzda ilkini çoktan unutmuş oluyorsunuz. Ama bir de kıyaslayamıyorsunuz. Zor kıyaslıyorsunuz. Ama bir de hani bir bayiye gittiğinizde bazen bambaşka şeyler görüyorsunuz. Evet, web'de olmayan. Bayinin söylediği web'e bakıyorsunuz, yok. Çağrı merkezi arıyorsunuz, bir daha başka bir şey. Zaten müşteriyseniz biri sizi arıyor, hiç duymadınız, hiçbir yerde görmediniz, size bir şey, bir yenileme teklifi çıkartıyorlar. Yani siz bir de o savaşa çok böyle güçlü olmayan bir noktada giriyorsunuz. Çok gayri şeffaf karşı taraf. Birçok bilgiye sahip oluyorsunuz ama bu bilgilerin hiçbirisi karar vermeniz açısından size yardımcı olmuyor tabii aslında. Tabii değişebilir. Yani
bazen insanlar yani şunu iyisi görüyorsunuz. Siz bir şekilde bayi gidiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ve abone olarak çıkıyorsunuz. 2 ay sonra, 3 ay sonra komşunuzla tanışıyorsunuz. Yeni hatı bağlıyorlar. Ha siz kaça aldınız dedi. Sizden daha iyi almış. Nasıl almış? Ya bilmem de ben şunu sordum, onu sordum falan. Öyle olunca bayi bana bunu verdi. Bana neden vermedi? İşte sormadınız o zaman. Sormadınız, siz sormazsanız vermez gibi. Garip durumlar var. Şimdi bir onu bilmek lazım. Şimdi bundan kazanca çıkan var mı? Vardır ama genel olarak çok kolay bir şey değil. Çünkü karşı taraf sonunda sizin kazanmanız değil, hani bankonun kazanması çok için kurulan bir sistem hani şeye. Ya da kazançla çıkan toplam abone sayısına bakacak olursak toplam abone oranındaki oranı çok düşüktür büyük bir ihtimalle. Şimdi yani dolayısıyla çok zor ve çok ciddi araştırmanız lazım ve çok çok hızlı bir şekilde kafanız karışıyor. İkinci taraf çok şu anda aslında artık olgunluğuna ulaşmış, artık değişmeyen bir sektör noktasına gelmedik. Şu anda sizin yani bizi izleyenler biliyorlar ki bakır dünyasından fiber dünyasına geçiyoruz. Hani bir yıl önce aldığımız bant genişlikleri 2 yıl sonra bize yetmeyecek. Yani biz hani 16, 24, 35 megabitler konuşurken şimdiler 100 megabitler, yüzlerce megabitler. Yani 2 yıl sonra benim şu anda müzakere ettiğim ve satın aldığım paket yetecek mi bana? Aileme yetecek mi? Çocuklarıma yetecek mi? Bunlar çok da basit şeyler ve çok hızlı. Biz bunu nitekim çok yakın geçmişte pandemi döneminde gördük. Doğru. Evlerde internet, hayatımızda Zoom'lar, görüntülü doğru görüşmeler falan gelince çok değişti. Yetmemeye başladı hiçbir değişti. Şey. Değişti yani şu anda belki televizyonu uydudan tüketiyoruz ama 2 ay sonra artık bir dijital platforma geçeceğiz. Birden internet tüketimimiz bambaşka olacak. Bugün yeten internet 2 ay sonra artık yetmemeye başlayacak. Ama siz artık o tarihe girdiğiniz anda siz artık bir kulvara girdiniz. Çok kolay çıkamıyorsunuz. Eğer çıkmak istiyorsanız sizin operatörünüzün size dayattığı şartlardan ancak. Çünkü artık başka yeni bir yere fiyat, geçemiyorsunuz. Yeni bir şartlar. Şimdi bu yani bir de şeyi de çok inanıyorum. Yani biz TürkNet olarak gerçekten bu teknoloji heyecanı yaşayan ve biz burada hani minimum fiyata yetecek kadar vasat bir hizmet verelim de artık listesinden ben bunu aldım ve başka şeylere konulara giden firması değiliz şimdi ve sektör daha burada değil. Yani vasat bir internet gerçekten işe yaramıyor. Yani modern toplumda, insanlarda, öğrencilerde, çocuğu olan ailelerde, dijital yaşayan insanlarda çok hızlı gelişiyor dünya. Ve o heyecanı sürekli iyileşen 2 yıl içinde neler neler değişecek? Biz son 2 yıl içinde neler yaptık? 2 yıl içerisinde bizim 1000 megabit simetrik alan müşteri sayımız hani binlerce seviyesinde, şimdi 100 binlerce seviyesine çıktı. Çok daha onlar eskiden 35 megabit ortalamada alıyorlardı resmi şeylere göre. Şimdi 1000 megabite çıktılar. Bunun hepsi 2 yıl. Kim bilir 2 yıl sonra ne olacak? TürkNet sürekli bu yatırımları ve bu heyecanı paylaşıp bir sürekli daha iyisini yapmaya ve sürekli teknolojinin imkan verdiği ölçüde o dönem içinde iyileştirelim, yeni teknoloji koyalım, Wi-Fi 5 değil Wi-Fi 6 verelim vesaire. Şimdi taahhütlü yapı bunun zıtı. Taahhütlü yapı da bugün anlaştığın neyse ondan daha iyisi bekleme. Yani ancak bu olur. Ya da 2 yıl sonra bekle. Yani yeni şartlarla bekle. Ve orada gene şeye gireceksiniz. Dolayısıyla sizi en maksimuma şey yapıyor. Şimdi bu yaklaşım çok bize mantıklı gelmiyor açıkçası. Ve şeyi de hani bu teknolojik yatırımları yaptığımız fiberlere biz en kısa sürede hemen artıları müşterilere yansıtmak istiyoruz. Yani biz bunu gelene kadar sektörde yaklaşım ve ortak olan davranış hiç öyle değildi. Yani fiberler çekilmişti, biz ilk fiber çekmedik diyor. Ama fiber 6 megabit hızında fiber kampanyalar vardı. Bakırdan fibere aynı birebir bakırdaki kampanyalar asimetrileriyle, düşük uploadlarıyla direkt fiberden sunuldu. Yani ne işe yarıyor bu kadar siz fiber çekeceksiniz de. Siz 1000 kadar 1000 mevende yoktu. Tabii, şeyde. Makul fiyata hiç yoktu. Yerleşik operatör hiç vermiyordu. Bir başka operatör veriyordu ama çok pahalıya veriyordu ve seçili yerlerde veriyordu. Bir başka gene yani düşüncem ve dikkat edilmesi gereken unsur. Yani orada gene bir benzetmeyle aktarmak istiyorum. Lütfen. Şimdi biz burada aslında bir iş merkezi içerisindeyiz. Hem rezidansı olan hem iş yerleri olan bir ufak bir food court da var. Burada işte lokanta var. Şimdi lokanta sahibi gelse bana de ki hani her ay siz de görüyorsunuz yemek fiyatları artıyor. Siz bunlara şey yapmayın, ben size sabitleyeyim. İşte şu anda burada galiba 135 lira menü ve 145 lira bir şeyleri var. Menüleri var. Hazır yemek. Ben bunu 12 ay sabitleyeyim. Tamam, fena değil çünkü kim bilir 3 ay sonra ödeyeceğim. Ama muhtemelen 3 ay sonra şimdi bir defa çok iyi bir sözleşme imzalamazsam 3 ay sonra ne yemek yiyeceğimi kim bilir. Yani artık şeyde sebzelerin hali, girdilerin pahalısı pahalayınca acaba bana ne verecek şey karşısında. İşte yazın hani keşke böyle güzel soğuk bir cacık olsa. Vallahi senin şeyinde öyle bir anlaşman yok. İşte Mart ayı geldi hani bir enginar mevsimine girdik çıksa. Enginar var.
Ama sana ama yok. Sana yok, menün de yok. Enginar istiyorsan artı 50 liraya sana enginar. Ya sokakta artı 30'a veren var. Sen artık benliksen. İstersen tamamen şeyini, hakkını feragat et git başka yere. Ama şimdilik benliksin. Ben ne dersem oluyor. Şimdi yani bu çok sevimli bir şey değil. Bir yandan makul geliyor öyle bir şey. Ama düşündüğünüzde 6 ay, 12 ay sonra ne olacak? Yani çok da doğru, her iki tarafa doğru teşvikleri, doğru paralelliği sağlamıyor. Yani isteriz ki müşteri mutlu olsun, biz mutlu olsun. Yani bir kazan kazan yaratsın. Taahhütlü yapı çok fazla kazan kaybede dönüyor bir tarafta. Ve bence o internet değerlerine ve artık günümüzde tüketicinin beklediği, toplumun beklediği şeye ters bir şey. Yani biz artık kazan kazan istiyoruz. Yani o yüzden o dünyanın bize göre olmadığını düşünüyoruz. Biz sürekli müşterinin memnuniyeti için uğraşmak istiyoruz. Memnun olmadığı anda onu duymak istiyoruz ve duyarken dikkat almak istiyoruz. Yani adam sen artık memnun etmiyorsun, giderim, gideceğim demesi bizim için çok önemli bir mesaj. Ve bu çok daha sağlıklı. Son olarak da bilinmeyen birkaç şey var bizim yapımızda. Onları da hatırlatmak isterim. Taahhütlü yapıda en de sonunda şu anda artan kiralar, işte deprem sonrası insanların artık başka bir binaya geçmek istiyorum, güvende hissetmiyorum, daha yeni bir yere geçmek istiyorum den dolayı çok hareketli toplumumuz. Fakat taahhütlü yapılar da siz bir başka yere geçtiğinizde nakletmek zorundasınız. Nakil ücreti artık operatör ne derse o parayı ödemek zorundasınız. Ciddi paralar çıkıyor. Taşıdığınız yerde altyapı, siz fiberdeydiniz, artık orada fiber yok. Yapacak bir şey yok, bakır alacaksınız. Artık 2 yıl boyunca buna dayanacaksınız. TürkNet'te taahhüt yok ama siz taşıdığınızda nakil ücreti ödemiyorsunuz. Yani yılda bir kez hakkınız var 0 TL ile artık oraya geçtim. TürkNet size beraber orada şey yapıyor. Ha baktınız TürkNet'in orada verdiği hizmet size göre değil. Kapatıyorsunuz, arıyorsunuz. Yani çok farklı bir anlayış. Biz istiyoruz ki müşteriler gerçekten zorunluluktan değil, mutluluktan. Biz de onları hizmet etmek için zaten ücretsiz onların taşınmasına destek olmaya çalışıyoruz. Ama bizim tarafımızdan bir destek. Onlar der ki ihtiyacım yok, o zaman gidebilir. Dolayısıyla bu farklı bir yaklaşım ve gerçekten yani fiyatı sabitleyeyim de rahat edeyim doğal bir şey. Ama çok hızlı teknolojisi değişen, artık hizmet kalitesinde halen yani ne yazık ki sektörümüz en düşük memnuniyet skorları sahip olan sektörlerden bir tanesi. Böyle bir dünyada öyle bir şeye girmek çok riskli diye düşünüyorum. Ve gerçekten teknoloji gelişmeler, heyecan, iyileştirmeler ve müşteri olarak ben artık dilediğim zaman gidebilirim, o güce sahibim diyebilmek bence günümüzde aslında çok değerli bir unsur ve buna da dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Ya bu anlattıklarınız için çok çok teşekkürler. Bunlar tabii benim kafamda başka şeylerin ışıklarını yakıyor Cem Bey. Şimdi sizin tüm bu söylediklerinizden ben aslında şunu anlıyorum. Ve doğru mu anlıyorum soracağım. Bir de nasıl böyle bir yaklaşımla hareket ediyorsunuz? Bunun altındaki motivasyon neyi soracağım? Şimdi TürkNet benimle sözleşme yaparken benim de haklarımı düşünüyor ve benim de daha hızlı internet talep etmemi, daha hızlı internet kullanmamı, işte kotaların olmamasını, TürkNet'ten aldığım hizmetten memnun olmadığım noktada da öyle bir nokta gelirse ya, tamam benim TürkNet'le maceram bu kadar, ben kendimi bu fiyata daha iyisine bakacağım deme hakkımı saklı tutmaya çalışıyor. Doğru mu anlıyorum bunu? Yani kesinlikle bu dinç tutmak ve gerçekten sağlıklı bir ilişki ve yani yenilik, inovasyon istiyorsanız, sürekli bu yatırımları ve gelişmeyi istiyorsanız tabii öyle herkesi harekette tutan, herkesi zorlayan bir ortam, rekabet ortamı en sağlıklı ortam. Rekabetin olmadığı ortamda bunlar olmuyor. Şimdi biz aynı zamanda hani çok ciddi fiber yatırımlar yapıyoruz. Daha Türkiye olarak şu anda Türkiye'deki sabit aboneliklerin sadece 1/3 aşağı yukarı fiber altyapısında. 2/3'ü halen kullanıcılar Bakır'da. Yani bu durumu gidermek lazım. Halen Türkiye'nin hız ortalaması sabit tarafta 30 megabitler civarlarında. Yani sıralamada 111. mene gibi bir ülkeler arası bir sıralamamız var. Hı hı. Bunlar çok kötü. Yani o kadar böyle statik artık bu iş buraya kadar bundan sonra hep sabit kalsın. Yani ülkemize, sektörümüze, toplumumuzun durumu yani şey yapmıyor. Bu şey gibi artık hani kalkınma dursun, hani 2 yıl her şey sabit kalsın. Yok yani Türkiye kalkınan, hareketli şeyler yapan bir ülke ve zor günler yaşıyor, zor günler yaşamış ama bunu hani artık çaresizliğe dönmemek lazım. Yani biz burada halen çok güzel şeyler yapan, çok güzel şey hak eden bir toplumuz. Yani biz daha iyisini hak ediyoruz, daha iyisini yapıyoruz ve toplum bunları istedikçe bunlar oluyor. Yani sektörde sizin de söylediğiniz gibi 1000 megabit vesaire bunlar mevcut oyunculardan çıkmadı ve açıkçası bizden de hani iyilikten çıkmadı. Bunlar toplumdan çıktı. Yani toplum dedi ki ya artık fiber çekiyor, 6 megabit fiber nedir yani?
O biz sonunda toplumda ihtiyaca ses verdik. Biz kimseye ihtiyacı olmayan bir şey vermedik. İhtiyaçları var. Biz bağladığımız anda kullanımlar inanılmaz artıyor. Bizim Türknetlilerin aylık gigabyte... Pardon, burada bağlamak dediğiniz tabii. Herhangi bir bölgeye fibi götürdüğünüz anda değil mi? Herhangi bir müşteriye bağladığımızda yani bizim Türknetlilerin zaten hem hızları çok ciddi bir şekilde sektör ortalamasının iki kattan fazla üzerinde. Yani 30 megabit ortalama varken Türknetlilerin, tüm Türknetlerin ortalaması 60 küsür megabitlerde. Ve download gigabyte olarak baktığınızda, aylık tüketim, data tüketimine baktığınızda... Eski deyimiyle kota olarak baktığımızda. Yani, artık kotalar yok ama kullanım, hani sektör, BTK'nın yayınladığı sektör ortalaması 200'lü bir GB rakam iken bizimki 350-400 gigabyte'lar falan yani... Gerçekten bu kapasite kullanılıyor. İnsanlara yüksek internet verirseniz kullanıyorlar. Kullanıyorlar yani gerçekten. Dolayısıyla biz mevcut bir ihtiyaca cevap veriyoruz. Ve yani sonunda biz bunu icat etmiş de değiliz bu arada. Hani Spotify, Netflix'i bir sürü farklı sektörde artık internet üzerinden alınan birçok şey böyle bir anlayış içinde. Yani internetin değerleri biraz bu tarafta. Daha şeffaf veya işte fintechler, işte internet bankalar yani siz daha önden araştırabiliyorsunuz. Çok daha rahat bilgiye ulaşıyorsunuz. Siz ona göre tercihinizi yapıyorsunuz. Memnun olmanız anda kapatıyorsunuz. Yani şeyde de o hizmetler aynen bu şekilde. Bundan dolayı Spotify sürekli geniş bir müzik yelpazesi tutmak zorunda. Tutmazsa şey olur. Netflix mevcut kataloğuyla duramıyor. Sürekli yeni çekim yapıyor. Yeni şey ki insanlar devam etsinler. Şimdi artık 2 yıl taahhüt oldunuz. Ben yeni çekim yapmıyorum. Siz aynı diziyi izleyin. Bir daha izleyin, bir daha izleyin diyebilir mi? Diyebilir. Ama yani o taahhütlü dünya sizi oraya çekiyor. Taahhütsüz dünya size yeni yapı yapayım, yeni bir şey yapayım, farklı ihtiyaçlara bir çocuk şey yapayım, belgesel yapayım. Yani gerçekten gelişimi sağlayan ve TürkNet olarak çalışanlarımız hani buna inanan bir firmayız. Yatırım yapan, teknoloji geliştiren, gelişime inanan ve daha iyisine gelmemiz lazım. Unutmayalım ki Türkiye bu alanda birinci falan değil, biz 111. seviyedeyiz. Yani yapacak çok şey var. Keşke herkes de 1000 megabit olsa da hani farklı bir tartışmamız olsun ama böyle bir noktada değiliz. Şimdi siz de biraz önce bahsettiniz. İnternet abonelerinin ihtiyaçları geriye dönüp baktığımızda 10 yıl içerisinde çok değişti. Mesela ilk başlarda internet evde bir liselinin ya da üniversitenin ihtiyacıyken şu anda artık bütün ev halkının ihtiyacı haline geldi. Ve bizim Türk kalabalık aile yapısında belki bütün aileye şeyi anneanneleri ve babaanneleri falan da şey yapmak gerekiyor, katmak gerekiyor. Siz TürkNet'te verdiğiniz hizmeti yani bu limitsiz, kotasız, taahhütsüz hizmeti geliştirirken bu ihtiyaçları hangi oranda göz önüne alıyorsunuz ve nasıl takip ediyorsunuz bunları? Biz doğuştan ve DNA'mızla hareket alarak sonunda müşteri ve toplum odaklı bir firmayız. Şimdi telekom sektörünün geçmişine baktığınızda hani zamanında ya devlet tekeli olarak kurulan firmalar var ya da işte 500 milyon dolar lisans parası aldıktan sonra ben artık burası bana aittir diyen bir nokta geldi. Şimdi artık orada müşteri falan yok hani. Önemli olan ben bu kadar para ödedim, devletten özel bir imtiyaz aldım veya bir şey aldım. Artık beni dinleyeceksin. Şimdi TürkNet öyle bir şey ama bizim özel bir imtiyazımız falan yok. Siz bu arada rekiplerden olan farklarınızı da şey yapıyorsunuz, tabii. Altını ya çiziyorsunuz. Biz burada kendimizi kanıtlamak zorundayız. Müşteri durup dururken yani bu kadar güzel operatör varken... Bu kendimizi kanıtlamak zorundayız mottosu şey mi? TürkNet'in savunduğu, kendi kendine meydan okuduğu bir nokta mı? Yani yok, inancımız hani olması gerektiği gibi bir ara kullandığımızda bir motoydu. Yani bizce... Bunu niye sordum biliyor musunuz? Tabii. Lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın. Biz sizinle bir konuştuğumuzda siz bana şey demiştiniz. Ya diğer operatörler için iş çok kolay demiştiniz. İmzayı atıyorlar ve 12 ay boyunca müşteri artık onların müşterisi. Bizde ise imzayı attığımız gün serüven başlıyor. Biz imzayı attığımız gün aboneyi tutmakla yükümlüyüz. Memnun etmekle yükümlüyüz. Diğerleri gibi unutamayız. Onun taleplerine kulak vermek zorundayız demiştiniz. Evet. Yani şimdi kolay mı değil mi başka bir mesele ama eninde sonunda müşteri bize fazla araştırma yapmadan bize abone olursa çok bir şey kaybetmiyor. İlk ay paranın iade memnun değilsen gidebilirsin. Şeyde bizim ona verdiği şartlar herkese verdiğimiz şartlar. Yani şimdi çok bilinçsiz bir tüketici rakibe girerse kim bilir en pahalı, en kötü paketi alabilir, şey yapabilir. Çünkü bilgisizlikten ya pişman olur. TürkNet'te öyle bir şey yok. Biz iyi paket, kötü paket, şu kampanya yok. Herkese aynı ve olabildiği en iyisini, en yükseğini vermeye çalışıyoruz. Altyapı imkanlar dahilinde tabii. Ama altyapı bugün orta seviyedeyse ve ilerleyen dönemde bir siber çekerse yine ücretsiz bir şekilde onu iyileştiriyoruz. Yani o açıdan o stresli dediğiniz şey ilişkisi, ya taahhüde girmeden ben kötü bir kazıklanmayayım, şey yapmayayım
hissi ve ondan sonra taahhütten çıkmaya çalışırken ya ben ne kavga ediyorum bu kadar çıkmak için, iptal etmek için neden 15 kez aramak zorunda? Ya o hissi yok etmek istiyorum. Yani tüketici rahat olsun. Anladım. Siz istediğiniz zaman zaten gidebilirsiniz. Bu kadar böyle kasmaya gerek yok, stres olmaya gerek yok. O attığınız, imzaya attığınız sözleşmede kötü bir şey yok. Beğenmedi zannedersiniz ki ben yokum, gidiyorum. Yani bir stres unsuru olmasını istiyoruz. Ama tabii ki biz şu anda müşteri odaklı olduğumuz için toplumdaki ihtiyaçları çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Nasıl anlamaya çalışıyoruz? Bir yandan sizin ve benzeri sitelerinin tabii özellikle kanat önderleri, teknoloji sonuna kadar kullanan kişilerinin geri bildirimleri çok değerli. Çünkü onların bugünkü kullanımı toplumun 6 ay sonraki, bir yıl sonrakinin kullanımını temsil ediyor. Dolayısıyla bu insanların ya bu yetmiyor, bu böyle upload olsa acaba bu, bunlar uzun süredir sektörde söylenen şeyler. Yani uploadlar Türkiye'de yetmiyor. Yani TürkNet bunu ilk diyen değildi. TürkNet ilk belki çözüm üreten ama ilk bunu tespit eden biz bunu... Aboneler söylüyor. Aboneler söylüyor diyor ki yani ve YouTuber söylüyor, gamer söylüyor. Pingler kötü Türkiye'de diye uzun yıllardır söylüyor ping. Yani operatör ping ne olduğunu bilmeden adam söylüyor. İşte biz çok önemsiyoruz. Şeyde gene speed test sonuçlara göre baktığınızda gene en iyi, en düşük pingler bizde. Şeyde şu anda bütün bunların yanında şeyde görüyoruz. Yani müşteri memnuniyeti, arızalarla ilgili herhangi bir sıkıntıda operatörle iş yapmaktan çok mutsuz, yani çok düşük skorlar, müşteri memnuniyet skorları dediğim gibi. Yani burada şu anda en çok üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi yatırımlarımız. Yani biz müşteri memnuniyete çok önemsiyoruz. Zaten memnun olmayan her an gidebilir. Dolayısıyla yaşadığı teknik sorunlar, işte kopma, başka şeyler, sorun yaşadığı anda bize hızlıca bunu bildirebilmesi, çok hızlı bir şekilde ona yanıt vermemiz. Bunları ölçüyoruz, ediyoruz şu anda. Bu ölçümlemelerde iyileşmeler görüyor musunuz? Tabii tabii. İyileşmeler. Yani şu anda yani geçenlerde 1 saat 6-30 dakika indi. Şimdi 11-12 dakikalara indi. Artık dakikalar mertebesini hedefliyoruz. Bu dakikalar ne dakikasıdır? Hemen ilk bize arıza bildirdikten sonra hemen bize nitelikli bir dönüş yapmamız. Yani tamam. Gerçekten araştırdık ettik, çözdük veya çözüm yolunu girdik. Hani hızlıca yanıt vermemiz. 12 dakikada ödüştü. Evet, ortalamada şu anda. Süper. Ve çok daha hızlı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bir sürü AI dahil bir sürü şeyler de, teknolojiler de araştırıyoruz, ediyoruz daha da hızlandırmak için. Artık notifikasyonla çok daha hızlı bir şekilde genel bir arıza, bölgesel bir arıza varsa hani müşteri merak edip benim internetim mi gitti, başka bir sıkıntı var, hemen biz notification'la aplikasyondan biz bildirmeye başladık. Daha yaygınlaştırıyoruz henüz halen bu şeyi. Yani bunlar çok değerli tüketici için. Çünkü birden internet gidince herkes bakıyor. Niye gitti? Niye gitti? Modeme bakıyor, bilmem neye bakıyor, elektriğe bakıyor. Şimdi bunlar yani sonra telefon açıyor veya gidip destek kaydı açıyor ama dakikalar geçiyor. Hemen en azından bir şey varsa proaktif dediğimiz operatör tarafından bilgilenme, herkes çok rahatlayacak. Şimdi arıza keşke olmasa ama olacak. Ama olunca en azından adam yerine koysun, operatör bana söylesin bir arıza var, 3 saat sürecek. Bir de doğru bilgi versin. Aynen, yani aynen. Bir saatte çözüyoruz deyip bir gün beni internetsiz bırakmasın gibi dertler de var. Çünkü ben şeydi gibi görüyorum Cem Bey, bana herhalde hak verirsiniz. Geldiğimiz noktada evimizdeki abonelikler arasında işte elektrik, su, doğalgazın yanına eklenen ve belki elektriksiz 1-2 saat geçirebiliyoruz ama internetsiz 1-2 saat geçiremediğimiz bir duruma geldi iş. O yüzden de mesela ben şahsen evde ya da ofiste internetim kesilecekse ne zaman geleceği konusunda doğru bilgiye çok büyük ihtiyaç duyuyorum. Kesinlikle, yani hepimiz bu arada aynı gemideyiz. Yani doğru bilgi alsam derim ki işte 3 saat sürecekse ve çok önemli bir işim varsa belki çıkarım bir yerde, aynen, internet kafeye, bir Starbucks'a bir yere giderim, kahve dünyasına giderim ve oradan bağlanırım. Yok daha 1 saat sürecekse belki beklerim, oyalarım, başka bir şey yaparım. Yani bunlar çok çok değerli çünkü bütün artık toplumun, hanenin, ailenin hayatı o internet üzerinden dönüyor. Yoksa ona göre başka program yapıyor. Dolayısıyla ben kesinlikle temel bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Ya bu minvalde gene müşteri odaklılıktan çıkan yeni gelişmemizi daha aktarmak isterim nispeten. Lütfen. Yeni olarak. Ya burada sizin dediğiniz gibi bu taahhütün sağladığı sabit fiyat tarafı albenis olmaya başladı. Yani taahhütün başka bir albenisi yok. Dediğim gibi uzun uzun anlattığım gibi ama o sabit fiyat tarafı tek hani bu tarafı beni cezbediyor diyor. Çünkü enflasyon ortamında ne kadar. Şimdi biz onu çok analiz ettik. Çünkü müşterilerimizi dinliyoruz yani. Tamam, taahhüte girmek... TürkNet aboneliği de sabit fiyat tabii, istiyorlar bir şekilde. Tabii yani... Yani zamlanmasın böyle istiyorlar. Bir, aynen tabii, öyle bir ihtiyaç toplumda. Yani bir şekilde bu fiyat tarafında ben önümü görmek istiyorum. Ona göre hesap kitap yapmak istiyorum. Şeyi görüyoruz. Biz bayağı uğraştık ettik ve şöyle bir ürün çıkardık. Peşin satış ama taahhütsüz bir formül çıkardık. Şöyle işliyor, abone olurken veya mevcut abone ve yeni abone de istifade edebilir. Kredi kartına
tek çekim veya taksit. Oradaki kredi kart, her kredi kart başına farklı taksit seçenekler var. Ve işte taksitlerle kredi kartınızdan çekiliyor. Ve fiyatı da sabitliyorum. Sadece orada artık onu ödemiş oluyorsunuz. Ama derseniz ki 3 ay sonra, 6 ay sonra ya başka daha iyi bir şey buldum. Veya ben artık hani taşınmak zorunda kaldım, ailemin yanına gidiyorum, artık ihtiyacım yok. Plan değişti, hayat değişti, bunlar oluyor. Olası şeyler. O zaman siz kalan sürenin iadesini alıp gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir yıllık peşini aldım diye arada sözleşmemi bozarsam param yanmıyor. Kalan kullanımlarımın parasını geri alabiliyorum. Aynen. İade, süper. Paranın üstü iade ediyoruz. Dolayısıyla siz aslında hiçbir şekilde bir taahhüte girmiyorsunuz. İstediğiniz zaman iptal edip üstü kalan paraya iade ediyoruz müşteriye. Dolayısıyla siz bir yandan sabit fiyata kavuşuyorsunuz ama hiçbir şekilde taahhütlü yapının sevimsiz tarafını girmiyorsunuz. Yani yine de tamam bir yıl peşini ödedim ama bir türlü hizmetimden memnun kalmadım. Tamam. Bu çok süper bir uygulama. Son bir soruyla bitirmek istiyorum. Evet. Şimdi biz sizin bu Gigafiber diye isimlendirdiğiniz işte benim yüksek hızlı internet dediğim vizyonu sizinle dediğim TürkNet'le tanıdık ya. İşte ilk bini öyle gördük. İlk geniş kitlelerle yüksek hızlı fiber internetin buluşturulmasını sizin abonelik şemsiyeniz altında gördük. Şimdi siz Gigafiber dediğiniz bu yüksek hızlı internetin mevcut durumunu pazarda analiz ettiğiniz zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında şunu öğrenmeye çalışıyorum. Bu ortaya koyduğunuz sistemden memnun musunuz? Amaç bu muydu? İnsanlar anlamaya başladılar mı bunun ne olduğunu? Yani arabayla giderken koşuya veya çocuklarımı almaya 1000 megabit tabelalar görüyorum. Eskiden sadece TürkNet'in vardı. Şimdi rakip firmalarının da 1000 megabit tabelaları görüyorum. Geçen gün bir araç 1000 megabit giydirmiş bir araç gördü. Bizimkime değil başka bir operatör. Artık 1000 megabit hayatımıza girdi. Süper. Yani bundan çok mutluyuz. Tabii ki henüz rakipler çok düşük upload veriyorlar. Yani gerçekten bence anlaşılmayan 10, bir durum. 10 görüyoruz mesela. 10 megabitler, en fazla 50 megabitler, 40 megabit. Yani 1050 ne demek yani? 20 kat fark var. Bir simetrik veriyoruz. Aman olsun. Artık 1000 megabitler, 200-500 megabit hayatımıza girdi ve şey gelişti. Bence toplum da artık farkına girdi. Yani dünya 100 megabitte bitmiyor. Bunun ötesi var. Yani upload da o kadar önemli bir şey ki. Şimdi o düşük uploadlarda kızımın bir şeyi vardı, ödevi vardı işte bir görüşme kaydetti videolu. Onu upload etmek zorundasınız okulun sistemini, bilgisayar sistemini. Yani şimdi o gigafiber olmayınca o uploadlar yani bir saat sürüyor. Bitmiyor bir türlü şeyler. YouTuberlar zaten bunu bile. Gigabit olunca hiç şey yapmadan saniyelerde şey bitiyor. Yani bu çok büyük bir rahatlık ve onu şey yapıyorsunuz. Yani o açıdan biz çok memnunuz. Ama dediğim gibi halen şeye baktığınızda BTK istatistiklerine 100 megabit üstü abonelikler bütün pay içerisinde işte 1000'de 2 ne seviyesinde veya çok düşük seviyede. Yani belki %1'lere geldi ama inanılmaz düşük seviyede. Onların da aşağı yukarı o aboneliklerin yarısından fazla da TürkNet bu arada. Yani TürkNet bariz bir şekilde 1000 megabit dünyasında lider bir firma. Ama başka firmalar artık orada olması bence çok güzel bir şey. Daha çok yolumuz var. Yani fiberin daha fazla eve gitmesi lazım. Yani tekrar söylüyorum 30 megabit Türkiye'nin ortalaması. Yani çok 30 nerede, 1000 nerede. Ama artık topluma indi. İnsanlar istiyor ve artık yetinmiyorlar. Bence bu baskıyla toplumun artık ben istiyorum ki bu arada sürekli bize de yazılar geliyor. Bizim mahallemize gelin, fiber yapın, çabuk. Bunlar güzel şeyler. Bu arada kapatmadan olsun. Gidiyor musunuz? Yani planlarda yeni şehirler var mı eklediğiniz? Tabii sürekli yani biz sürekli genişletiyoruz şebekemizi. Şu anda 6 şehirde varız ama yeni bir sürü planlamış, henüz açıklayamayacağım. Yeni şehirler var ama çok ciddi sürekli yatırımı şey yapıyoruz. Olabildiği hızlı yapmaya çalışıyoruz. Sürekli müşterimizden gelen veya toplumdan gelen talepleri işte gigafiber istiyorum sitemizden gelen şeyleri inceliyoruz. Tabii ki şeye bir sürü dataya bakıyoruz. Belediyelerle konuşuyoruz. Belediyelerin tutumu da önemli. Belediyeyle anlaşabilmek de önemli. Ama yani toplumun bir hizmeti istiyorsa, belediye de bunu dinliyorsa en sonunda o çözümü üretiyoruz. Ben tabii sizin ağzınızdan bir şeyi ve de duymak istiyorum. Çünkü arkadaşlar büyük bir ihtimalle videonun altına yazacaklar. Şurada yok, buraya gelecek mi falan diye ama şeyi de anlıyorum. Sizin rekabet unsurları gereği belli olmadan, çalışmalar bitmeden herhangi bir şeyin adını söylememe arzunuzu da şey yapıyorum, doğru. Anlıyorum. Yani hem tabii çok, ya biz şeyi de görüyoruz. Biz bir mahallede yıllardır fiber istiyor, kimse fiber yatırım, biz fiber yatırım yapıyoruz. Bir ay sonra rakip fiber döşemeye başlıyor. Çok ilginç şeyler görüyoruz. Belediyelerle de ilişkileri ve karşılıklı ilişkileri çok önemsiyoruz. Bazen belediyeler hani
siz değil biz söyleyelim veya bitmeden siz söylemeyin veya kendi hassasiyetleri olabilir. Dolayısıyla belediyelerin de tutumu ve şeyi de çok çok önemli olabiliyor. Türkiye'de gelin buraya fiber döşeyin diyen belediye var mı? Var. Süper, var, çok var, güzel bir şey var. Bu. Yani çok güzel yazılarımız var. Hani şeyden bir muhtardan da aldık bir yazı. İşte mahallenin gençleri geldi, internet yetmiyor. Peki ne yapayım demiş muhtar. O da çok teknolojik biri değilmiş. Gençler Türknet'e yazı da Türknet gelsin sen diye. Sen yaz demişler muhtarı. Ve muhtarı evet sen yaz diye öyle bir kaleme almış bir yazı paylaşmış bizimle. Ne güzel bir şey sonunda. O da kendi sakinlerine hizmet vermek istiyor. Onların bunlar iyisini yapmaya küçük çalışıyor. Küçük lokal başarı öykülü ve gerçekten duymak çok şey, çok mutlu edici. Sağ olun zaman ayırdınız. Bu taahhüt konusundaki eminim başta benimki olmak üzere birçok arkadaşımızın kafasındaki soru işaretlerini ya da nasıl öyle oluyor, böyle değil mi ve filan cevap verdiniz. Ben şahsen çok faydalı buldum söylediklerinizi. Umarım arkadaşlar da şey yaparlar. Söylediklerinizin o hani felsefi tarafıyla ilgili biraz kafayı yorarlar. Ben böyle arada sırada toplumda bir şeyler oluştukça Cem Bey şu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz filan diye yine size yazmak haber vermek isterim ve müsait olduğunuzda sizi önümüzdeki aylarda da yine kanalda ağırlamak isterim. Tabii her zaman Ersin Bey sizde sektöre bize de zor sorular, toplumda acı noktaları da enflasyon gibi fiyat sabitliği gibi şeyleri her zaman soruyorsunuz. Sorduğunuz geçenlerde fiyat artışları da sormuştunuz. Hep sormaya devam edin. Yani dediğiniz gibi toplumdan ve sizin vasıtanızda topladaki soruları bence sektör yüzleşmek durumunda. Duymazdan gelmemesi lazım. Biz bunları önemsiyoruz. Olabildiği cevap vermeye çalışıyoruz. Şeffaf olmaya çalışıyoruz. Size çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Çok sağ olun. Umarız bir dönem sonra artık bu enflasyon bu kadar şey olmayacak ama sanki daha bir iki yıl enflasyonla galiba yaşayacağız. Öyle görünüyor. Ama daha iyi günleri için hepimiz uğraşıyoruz. Umarım. Arkadaşlar Cem Bey kendisi söyledi. Sorun dedi soruları. Bence yorumlar kısmında kafanızdaki soruları Türknet'le ilgili, Türkiye'nin gelen internet omurgasıyla, internet sorunlarıyla ya da internet vizyonuyla ilgili sorunları ve düşündüğünüz şeyleri yazın. Biz onları yine bir değerleriz. Müsait olursa tekrardan Cem Bey'e sorarız. O tarzda bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.